Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. İran İsrail'e misilleme yapacak mı yapmayacak mı? 12-13 gündür bunu konuşuyoruz. Spekülasyonlar yapıyoruz. Son zamanlarda epeyce İran'ın sadece söylem geliştirdiğini, tehdit ettiğini ve pratikte İsrail'e karşı bir şey yapmayacağını düşünenlerin sayısı artmıştı. Fakat birkaç gündür gerek Amerikan tarafından, gerek Batılı istihbarat servislerinin gazetelere verdiği bilgilerden gerekse İsrail kaynaklı haberlerden e, dolayı birazcık daha beklenti arttı ve İran'ın eli kulağında bir misillemede bulunacağına dair beklenti yükselmiş durumda ve İsrail tam anlamıyla alarmda. Şimdi tabi bilemiyoruz gerçekten yani İran İsrail'i vuracak mı vurmayacak mı ya da nasıl yapacak bu konuyu işte hani müzakere edilen bir mesele olarak ...görme eğilimindeyim şu an itibariyle. Çünkü vuracak ya da vurmayacak demek... ...kimsenin şu anda bildiği bir şey değil, öngörebildiği bir şey değil. Hatta dini lider Ali Khamenei'nin önüne seçenekler geldi ...ve henüz nihai kararı vermediği yönünde de bir takım iddialar var. Haliyle bunun yanıtı şu anda İran'da bile yok diyebiliriz. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Biraz... Ne konuşuluyor, bunu paylaşmak istiyorum ve bir takım daha sıcak gelişmeler de var. Bunları aktarmakta e, aktarayım istiyorum. Tabii hani ben bu videoyu çekerken sürpriz bazı gelişmeler olabilir. Söylediklerimiz havada kalabilir ya da açığa düşebilir. Bunu da şimdiden e, peşinen kabullenerek e, işte devam edeyim e, bu programa istiyorum. Şimdi. Tabi dediğim gibi bir takım olasılıklar ve de birkaç gün içerisinde İran'ın İsrail'e saldıracağına dair öngörüler Batılı istihbarat servislerinden gelince mesela Fransa hemen vatandaşlarına uyarıda bulundu. İran, yani İsrail, Lübnan, Filistin topraklarından uzak durmalarını istedi. Demek ki bu işi ciddiye alıyorlar. Batı tarafında böyle bir beklenti oldukça yüksek. Ee, İran tabi yetkililer düzeyinde sürekli açıklamalar yaptı. Dini lider başta olmak üzere İsrail'in cezasız bırakılmayacağını defalarca söylediler. Ee, ve bu söylem giderek e, artan oranda da e, geliyor, devam ediyor. CNN International'a göre e, İran'ın 100 kadar seyir füzesi e, hazırladığını söylüyor Amerikalı yetkililer. Evet fakat bir taraftan da İsrail ve ABD ile doğrudan bir savaşa girmekten de kaçınıyorlar. Notunu düşüyor. Ama İsrail'in nasıl hedef olacağı e, konusunda da CNN diyor ki İsrail içinde ve bütün bölgeler hedef olabilir. E, bunun dışında yine e, Batılı istihbarat servisleri ya da İsrail içerisindeki istihbarat servisleri şu şunu öngörüyorlar diyorlar ki İran saldırısı Birandan yapılacak ve İsrail topraklarına balistik füzeler, seyir füzeleri ve sihalarla düzenlenecek bu saldırılar. Bu, bu şekilde başka öngörüler de var. Yine CNN diyor ki İsrail'i cezalandırma konusunda Deli der açık bir şekilde, tehditkar bir şekilde konuştu. Fakat özel kanallar aracılığıyla bunun sınırlı olacağı mesajını verdi. Yine, Wall Street Journal, İran'ın 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 İsrail'e saldırısı bugün ya da yarın gerçekleşebilir ancak nihai bir karar verilmiş değil diyor. Şimdi işin hani gerilim tarafı böyle. İsrail tedirginlik içerisinde hazırlıklar yapıyor, bu işe hazırlanıyor. Bir anlamda psikolojik bir savaş var. İsrail'i yıpratan bir şeyi de var bunun, yani bu stratejinin. Bunu da vurgulamak lazım. Yani olup olmayacağından bağımsız bir şekilde. Bir de şunu da unuttum söylemeyi. Tabii yani nereden çıktı bu misilleme meselesi malum. İsrail Suriye'de çok sayıda İranlı devrim muhafızları yetkilisini öldürdü. Son olarak 1 Nisan'da Şam'da konsolosluk binasına saldırdı ve orada 7 yetkili üst düzey yetkili yaşamını yitirdi ve İran öncekilerden farklı olarak kendi topraklarında saldırıya uğramış oldu. Konsolosluk, e, diplomatik e, temsilcilik e, binası olarak e, tabii ki İran toprağı sayılıyor. Bu da İran'a misilleme e, yanıt verme hakkını e, tanıyor. Şimdi Amerikan tarafının İran'la yürüttüğü görüşmeler var ve Amerikalılar İran'la farklı kanallar kullanarak mesajlaşmaya devam ediyorlar. İngiltere, Avustralya, Almanya Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan'la görüştü. Bölgedeki diğer Amerikan müttefiki olan ülkelerin Dışişleri Bakanları'yla da görüşmeler yapıldı. Bir anlamda Amerikan yönetimi seferber etmiş durumda. Yani bölgedeki müttefik ve İran'ı e, dizginlemeye ya da İran'ı misillemeden vazgeçirmeye çalışıyorlar. E, hatta Çin'den, yani Blinken, Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'den e, gerilimi düşürme konusunda ağırlığını kullanmasını istediği aktarıldı. Şimdi bütün bunlarda, bu girişimlerde neler konuşuluyor? Bu çok çok önemli e, kuşkusuz. Yani İran tarafının verdiği mesajlar ve Amerika'nın da ona yanıtları söz konusu. Aksiyos'un haberleri var. İran'ın verdiği mesaj şu. ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olursa bölgedeki Amerikan güçleri saldırıya uğrayacaktır. İran açık bir şekilde siz bizimle uğraşmayın, biz de sizinle uğraşmayız. Yani biz misilleme yapacağız. Bu misilleme yapacağız biraz sınırlı iyi düşünülmüş bir misilleme olacak bölgedeki bazı vekil güçler de bu misillemede yer alabilirler. Bundan kasıt Hizbullah işte Irak'ta İslami Direniş Koalisyonu, Yemen'de Husilerin liderliğindeki Ensarullah işte vesaire bunlar da zaten hala hazırda Gazze Savaşı'nın paralel olarak bunlar çatışma içerisindeler. İsrail'i hedef alan saldırılarda bulunuyorlar. Yer yer Amerikalılar da hedef oldu. Bunlar da yer alabilirler. Bilir. Bu bilgi de Arap'tan geliyor, yani e, az önce söylediğim kaynaktan farklı bir şekilde. İranlar e, Umman'daki görüşmelerde. Abdullahian Ummana gitmişti, Muskat'ta Amerikalılarla dolaylı temaslar söz konusuydu. Burada burada mesajlaşma oldu. Burada tam olarak söylenen şey kontrollü bir saldırı olursa Amerika'dan da buna müdahale etmemesi isteniyor. Yani İran diyor ki biz bunu çok abartmadan kontrollü bir şekilde bir misillemede bulunalım. Siz de buna karışmayın, bu iş böyle kapansın. E, fakat Amerikalılar e, bu talebi reddediyorlar. Yani e, Amerika'dan müdahale etmeyeceği talebi söz konusu, bunun reddedildiğini aktarıyor kaynaklar. E, bunun dışında enteresan başka bir pazarlık daha var. Yani, İranlar eğer Gazze'de ateşkes sağlanırsa, Amerika bunu sağlarsa bu gerilim düşebilir. Yani bir anlamda İran hani eğer misillemeden vazgeçecekse bunun karşılığı hiç olması, Gazze'de ateşkesin sağlanması olsun demeye getiriyor. Buna mukabil Amerikalılar da İranlara siz Hamas üzerinde etkinizi kullanın, Hamas'a baskı yapın, ateşkes koşullarını kabul etsin. Madem önceliğiniz Gazze ise siz de bunu sağlayın diye yanıt veriyorlar. Yine Amerikalı kaynaklara göre İran ABD müdahale etmez ise yani İs İsrail'e misilleme yapılacak, muhtemelen İsrail'de yanıt verecek. Buna Bunun karşısında ABD kayıtsız kalırsa Suriye ve Irak'taki gruplarda Amerikan güçlerine yönelik saldırılarda bulunmazlar. Yani İran sadece bölgedeki Amerikan üslerini kendisi vururum diye tehdit etmiyor. Aynı şekilde bölgede diğer milis güçlerinin de Amerikan güçlerine yönelik saldırılarının olmayacağı yönünde bir söz veriyor eğer böyle bir hani karşılıklı anlaşma sağlanırsa. Bütün bu temaslardan çıkan sonuç İran'ın büyük bir çatışma istemediği ama misilleme de bulunmaktan da kolay kolay vazgeçmek niyetinde olmadığını gösteriyor. İş nereye varır bilmiyoruz. Tabi İsrail'in tutumu ne? Yani İsrail ne olursa bunu şey o da hani büyütme büyütmek istemez ve bir kere tabi resmi açıklamalar mesela işte dışlere bakanı katsın açıklaması İran saldırırsa İsrail de İran'ın içine saldırır içindeki hedefleri saldırır Diyor açık bir şekilde bu mesajı veriyorlar. Bu benzer mesaj Austin, Amerikan Savunma Bakanı Austin ile İsrailli mevkidaşı arasındaki görüşmelerde geçmiş. Galant'ta eğer e, İran saldırırsa biz de e, buna yanıt veririz. Fakat burada bir takım ince farklı şeyler de konuşuluyor. Onu da aktarmak lazım. E, yani burada mesela ee, İsrail tarafına baktığımız zaman İran'ın doğrudan saldırısı değil ama bölgedeki e, vekil güçler tarafından bir misilleme olursa e, İsrail'de buna e, karşılık İran içinde e, misillemede bulunmaz karşı saldırı da bulunmaz. Zaten Hizbullah'la hali hazırda devam eden karşılıklı e, saldırılar söz konusu. E, dün de Hizbullah yani 40 ya da 50 füze gönderdi. Tabii bu hemen işte İran misillemesi başladı diye yorumlandı. Fakat doğrusu yani tam öyle olmayabilir bir şekilde İsrail'in hava savunma sistemini test etme amacı da güdüyor olabilirler. Yani nerelerde İsrail açık veriyor ve bunu test etmek, öğrenmek için bu saldırılar düzenlenmiş olabilir. Bunun dışında tabii ki Batılı istihbarat servislerinin beklentisi hem İran'ın kendi topraklarından balistik füzelerle ya da sihalarla saldırı yönelteceği hem de bölgedeki vekil güçlerin devreye girip onların da eş zamanlı olarak saldıracağı yönünde böylesi bir öngörü var. E, Amerikan tarafının e, tabi İsrail'le de temasları söz konusu. yani Zaten olmasa olmaz. E, bir taraftan hani İran'ı dizginleme İran'ı e, bundan vazgeçirme çabası var. Diğer taraftan da İsrail'e e, verilen mesajlar var. E, tabi kamuoyu önünde e, da çok net olarak söylediği şey İsrail'i savunma taahhüdünden geri adım atmayacağız şeklinde. Yani İsrail'i savunacağız. E, aynı şekilde <laughs> Ama şey de var yani Amerikalılar İsrail'in Amerikalılardan habersiz İran hedeflerini vurmasından da biraz rahatsızlar. Sonuçta İsraili koruma taahhüdü, İsrail'e işte sonsuz derecede risk alma, çatışmayı tırmandırma alanı da açıyor. Eğer Amerika bir güç sonuna kadar İsrail'in arkasındaysa, İsrail de bunu istismar edip kullanıp Amerikayı da işin içine çekecek şekilde bir takım işte riskli hamleler yapıyor. Şimdiye kadar yaptığı gibi. Ama Amerikalılar e, İsrail'i birazcık uyarmışlar. E, en azından e, bunu ilk olarak ne zaman öğreniyoruz? 3 Nisan'da ile Galant arasında bir görüşme oldu. Telefon görüşmesi. Yani saldırıdan 3 gün sonra. E, bu görüşmede İsrail'in yeterince Amerikalılara bilgi vermemesinden yakınmış. Yani konsolosluk binasına saldırı olacağı zaman İsrail bunu önceden Amerikalılara söylememiş. Sadece uçaklar havalandıktan sonra bilgi verilmiş ve de hedefin konsolosluk olacağı belirtilmemiş. Bunu da Amerikan medyası yazdı oradan öğreniyoruz. Şimdi ve Biden tabii Netanyahu'ya ne dedi onu henüz bilmiyoruz. Bir tarafta elbette İsrail'e destek sürecek deniliyor. Diğer tarafta İran'ı önleme çabası var bir tarafta da İsrail'e yani bizi bu şekilde ateşin içine çeken çatışma savaş riskini yükselten işte bizden habersiz kararlar alma falan deniliyor burada enteresan bazı şeyler var yani mesela bu da Axios'un haberi diyor ki Amerikan tarafı misilleme konusunda yani İsrail eğer İran'a saldıracaksa buna bu konuda önceden Amerikalıları haberdar etmesi istendi. Bu şekilde Amerikalılar haberdar olursa karar verme sürecinde de söz sahibi olacaklar. Bunu İsrail tarafına iletmiş Amerikalılar. Tabi İsrail'in işte başına buyruk hali her zaman yani kabarak bir sicil arz ediyor. O yüzden de bu sözlerin ya bu taleplerin doğrusu pratikte ne kadar değeri var bundan emin değilim. Bir tarafta aslında filan Amerikalılar ve İsrailliler birlikte olası <laughs> İran'ın saldırısına yanıtlı birlikte e, konuşuyorlar ve buna birlikte hazırlanıyorlar. E, bölgeye Amerikan e, güçleri sevk edildi. Yani ek e, güçler sevk edildi. Caydırıcılık çabası içer çerçevesinde bunların e, bölgeye gönderildiği söyleniyor. E, Amerikan e, tarafı iki şey söylüyor bunu eee Genelkurmay Başkanı açıkladı. O General Brown diyor ki yani bir bölgedeki tüm güçleri koruma hedefimiz var. Bunun için bunu sağlamaya çalışıyoruz. İkincisi de gerçekten de savaştan kaçınmaya çalışıyoruz. Yani Amerikalıların şu dönemde yaptığı şey İsrail'e sonsuz destek sunmak. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı ...daha güvenli bir şekilde yürütmesini sağlamak. Yani İsrail'in herhangi bir şekilde zorlanacağı bütün seçenekleri bertaraf etmeye çalışan bir Amerikan rolü var burada. Amerika'nın himayesi, koruması altında İsrail soykırım yapıyor. Yani işin Türkçe'sini Türkçesiyle aktarırsak böyle... Ee, bazı nüansları anlatıyoruz ve bu nüanslar aslında işin gidişatını çok da etkilemedi. Onu da e, altını çizerek vurgulamak lazım. E, bu Şimdi Amerikalılar e, başka ne yapıyorlar? CENTCOM komutanı e, Michelle Ricker-Kurilla e, İsrail'e gitti ve orada bu meseleyi saldırı ve saldırıya verilecek yanıtlar konusundaki bütün bu süreçleri İsrailli yetkililerle konuşuyorlar, birlikte müzakere ediyorlar. İşte ortak hazırlıktan kastım birazcık da bunlar açık bir şekilde Austin'de diğer Amerikalı yetkililerde İsrail'i savunmak için AVD'nin tam desteğine güvenebilirsiniz diye İsrail yetkilileri temin ettiler. Ee, ama işte e, İsrail'de biz diyor ki mesela Galant'ın sözü e, İs İsrail'in İran'a uygun bir karşılık vermesini de e, işte bekleyin eğer misilleme yaparsa İran buna da karşılık vereceğiz diyor. E, tabii yani İran bir taraftan da dediğim gibi İran e, diyor ki Amerikalılar karşırsa Amerikanın bölgedeki üstlerine saldırılar olur. Yani bölge Amerika açısından da cehenneme döner. E, böyle olunca tabii bunun çok sayıda tarafı var. E, bölgede Amerikan üstlerinin bulunmadığı yer çok az. E, Katar, Kuveyt, e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan işte başka ne var Bahreyn, Türkiye bütün İran'ı böyle kuşatan bir çemberde Amerikan üstleri var ve bu üsler birdenbire işte bu çatışmanın parçasına dönüşecektir. O yüzden bazı ülkeler tedirgin ve Amerikalılara İran'la olası bir çatışmada üstlerimizi kullanmayın diye mesaj veriyorlar. Katar'ın böyle bir mesaj verdiği, Kuveyt'in böyle bir mesaj verdiği öne sürülüyor ama bunlar çok resmi olarak teyit edilmiş şeyler değil. Hatta Türkiye içinde böyle bir atıf var. Doğrusu tam birazcık beklemek lazım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yani Amerikalılar mesela tam olarak ne yapacaklar? İran'ın gönderdiği, eğer gönderirse tabii, balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını belki daha İsrail'e varmadan Amerikalılar kendi gemilerinden ya da üstlerden bunları önleyecekler. Ee, İsrail'deki tabii ki kendi Demir Kubbesi vesaire onlarla önleyecek. Şimdi Amerikalılar bu önleme e, misyonunu icra ederlerse İran e, Amerikan üstlerine saldırır mı, saldırmaz mı? Bu konuda da Amerika yetkililerin yürüttüğü bir mantık var. Diyorlar ki e, yani füzeleri karşılarsa sadece Amerikalılar İran Amerikalılara saldırmayabilir doğrudan. Ama vekil güçler saldırabilir. Yani çünkü onların da tehditleri var. Yani mesela İslami direniş, Irak İslami direniş açık bir şekilde Amerikan üslerini Irak'ta ve Suriye'de Amerikan üslerini vuracaklarını söylediler. Bir süreden beri İran'ın onları dizginlemesi sayesinde Amerika'nın üstlerine saldırılar olmuyordu. Bunu da hatırlatalım. Yani Amerikalı'nın güttüğü mantığa göre eğer Amerikan, Amerikan güçleri doğrudan çatışmalara karışmazsa sadece ve sadece işte kalkanla bu füzeleri havada önlemekle yetinirse İranlar doğrudan Amerikan üstlerini hedef almayabilirler. Bu işin tabii ki nereye varacağını hakikaten bilmiyoruz. Çok çetrefilli bir konu olduğunu da vurgulamak lazım. Yine el monitörün İsrailli yetkililerden aktardığı bir öngörü var. Onların şeyine göre, öngörüsüne göre İran'ın Misillemesi sadece vekil güçler üzerinden olursa, yani İran'ın doğrudan kendi topraklarından gelen füzeler değil de Hizbullah'tan ya da başka yerlerden misilleme gelirse, İsrail bunu büyütmeyebilir. Dediğim gibi zaten halihazırda İsrail Hizbullah'a sürekli karşılık veriyor, el yükselterek karşılık veriyor vesaire. Şimdi tabii bu meselenin ee, çeşitli bir şekil, çeşitli yollarla çetrefilli bir e, yanata dönüşme ihtimali de var. Bugün mesela Portekiz bandralı bir gemi e, bu Hürmüz Boğazından geçerken İran e, e, İran Hava Deniz Kuvvetleri tarafından El konuldu. İsrail bağlantılı bir gemi. İsrailli kaynaklar kısmen İsrailli bir iş adamına ait olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunun ne anlama geldiğini biraz hani bundan ne anlıyoruz daha doğrusu ona yanıt vermeye çalışayım. Malum İsrail bağlantılı gemiler işte Kızıl Denize girip oradan e, İsrail'e ulaşma konusunda şu anda sıkıntı yaşıyorlar çünkü husiler e, e, Bab el Mendepten e, geçişlerine izin vermiyor, hedef alıyor, el koyuyor vesaire. Bunun üzerine İsrail'ler su ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşerek onlarla anlaşarak alternatif rotalar belirlediler. Ne oluyor gemiler? Hürmüz Boğazı'ndan geçip Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan limanlarına yüklerini yani boşaltıyorlar. Bu yükler kara yoluyla e, işte Suudi Arabistan, Ürdün e, aktarmalı olarak İsrail'e geçiyor. Ve İsrail bu şekilde hani e, ticaret gemilerindeki bu akışın devamlılığını sağlamış oluyor. E, şimdi Hürmüz Boğazı'nda böyle bir fiili durum yani İsrail'e yönelik olarak İran şu mesajı verdi. Hürmüz'ü de size kapatırım demiş oldu. E, tabii bu İsrail açısından ciddi bir durum. Sonuçta İsrail e, savaşta ve ekonomi e, ekonomisi de zor durumda. E, Amerika'nın ve Batı'nın bütün desteğine rağmen işler e, oldukça e, sıkıntılı bir hal almaya başladı. E, ve bu misillemenin sadece ve sadece hani havada e, balistik füzeleri gözetleyerek aranmaması ve bunun başka boyutları da olacağını gösteren bir gelişme olarak bunu not ediyoruz. Rota kapatma diyebileceğimiz bir durum oluşuyor sanki. E, bir tarafta mesela İranlar ne diyor diye baktığım zaman bazı İranlı gazeteciler e, hala bir misillemenin olacağı konusunda ikna olmuş değiller. Hamene'in mesela İranlılar e, tehditlerinin tamamen evin içine yönelik olduğunu, iç tüketime yönelik olduğunu düşünenler var. Bir tarafta bunu bir pazarlığa dönüştüren İran tutumundan söz ediyorlar, siyasi kazanç elde ettiğini düşünüyorlar. Yani Amerikalılarla bir tarafta Gazne'de ateşkesin sağlanması bunu aktardım. Diğer tarafta nükleer programla ilgili bir takım pazarlıklar bu işin içerisine alınabilir. Ki bu daha son derece doğal. Sonuçta Amerikalılar İran'ı e tutmak istiyorlarsa buradaki pazarlıklara dahil edecekleri çok sayıda mesele var. Yaptırımlar var, nükleer program var, Suriye ve Irak'taki operasyonlar var vesaire. Bütün bunların bir paket halinde müzakere edilmesi mümkün. Şimdi Amerikalılara baktığımız zaman onlar da ısrarla bölgede savaş istemediklerini, İran'la diyalog istediklerini söylüyorlar. Şimdi mesela Yine bu Uman'da yürütülen görüşmelerde Amerikan tarafı yani diyaloğa dönelim mesajı vermiş yani bu şeyi bırakalım gerilimi bırakalım siyasi alan siyasi alana siyasi diyaloğa darsı alan açalım falan demişler yine İranlı gazetecilerin değerlendirmelerine baktığımız zaman yani dedikleri şu yani şu anda İran yönetimi İsrail'deki panik halinden memnun. Bu da bir yaptırım, bu da bir misillemenin psikolojik uzantısı ve boyutu ve ve de sabırla zamanın olgunlaşmasını bekliyorlar misilleme için. Ayrıca sadece Orta Doğu'ya odaklanıyoruz ama misilleme Orta Doğu dışında da olabilir diyorlar. Amerikalılar açısından elbette zorlayıcı bir koşul setinden bahsedebiliriz. Yani tabii ki küresel bir güç caydırıcı kapasitesi çok yüksek ancak yine de son zamanlardaki bölgedeki yeni denklemler savaşın araç ve mantığının değişmesi asimetrik savaş unsurlarının çok ciddi anlamda konvansiyonel güçleri zorlayacak boyutlar kazanması Amerikalılar da tabii ki derin derin düşündürüyor. Yani baktığımız zaman Amerikalılar açısından e, Husileri mesela İngiliz ve Amerikan donanması birlikte durduramadı. Yani bombaladılar, ağır bedeller belki ödetiyorlar ama Husiler vazgeçmedi. İsrail bağlantılı gemileri hedef almaya devam ediyorlar. Bu Amerikan hegemonyasının pörsümesi ya da gediklerin oluşması açısından son derece önemli. Yani birileri Husiler, işte Yemenler, Yalınayak vesaire diye küçümseyebilirler ama... Öyle olmuyor. Yani e, artık e, bu ellerindeki imkanlar vesaire, e, deniz ve hava araçları e, son derece. E, dengeleri bozabiliyor. Burada bozulduğunu söylemeye çalışıyorum. Amerikan üstlerine yönelik mesela milis güçlerinden gelen saldırılar da kayıplara neden oldu. En azından Ürdün, Irak, Suriye üçgenindeki üste 3 üç Amerikan askerin öldüğünü biliyoruz. Bunlar Amerika'nın elbette dikkate aldığı, almak zorunda olduğu şeyler. Şimdi İran gibi bir yapıda Irak İran arasında 80 88 arasındaki savaştan çok farklı bir eee Askeri denklem oluştu. Yani İran açısından baktığımız zaman bir kere balistik füze programı çok inanılmaz bir yere geldi. İran hani artık bu açıdan dikkate alınmak zorunda Amerikalılar eğer İranla konuşuyorlarsa, İranla gerilimi artırıyorlarsa bunu dikkate alıyorlar. İran açısından da kuşkusuz kırılganlıklar var içeride. İsyan halinden bahsedebiliriz. İşte bazı etnik fay hatlarından bahsedebiliriz. Bunlar geçmişte e, İran'ı yordu. E, bunlar önemli. Ekonomik olarak İran e, ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. E, ayrıca İran Orta Doğu'da bu kadar meselelere e, işte karışması İran içerisinde de ciddi tartışmalar ve itirazlara neden oldu. E, yani İran'da her şey e, yekpare ve süt liman değil. E, o yüzden yani aynı kırılganlıklar İran için de söz konusu ama İran dahil olacağı bir savaşın belki İran'ı fena halde hırpalayacağını söyleyebiliriz. Ama aynı şekilde İran'da fena halde zarar verecektir. Amerikalılar da bölgede üstleri var çok sayıda üssü var mesela e, Katar'daki üste 10-11 bin Amerikan askeri var e, yani bütün bunlar açık hedef e, ve İran açısından da e, erişilemez yerler değil buralar savunulamaz değil mesela 2019'da ve 2020'de Aramco tesisleri vuruldu ve Amerikalılar koruyamada Suudi, Suudilere verdikleri koruma taahhüdünü yerine getiremediler. orada mesela doğrudan İran da değildi. İran'ın destek verdiği unsurlar vardı işin içinde. Husilerin saldırılarını Suudi Arabistan'ın içeriden vuran saldırılarını biliyoruz. İşte Suudiler 2015'te Yemen'e savaş ilan ettiler, koalisyon kurdular ve karşılığında da Suudi kentlerinin e, hava alanlarının vurulduğu bir böyle karşı besleme e, oluştu. Yani şimdi ölçek İran devreye girdiği zaman çok felaket boyutlarda değişecektir. Amerikalılar bunu da dikkate alıyorlar ve ayrıca Amerikalıların bölgede bölgedeki e, müttefikler üzerindeki etkisi, onları yönlendirme e, gücü de epeyce aşındı. Bunu Ukrayna Savaşı'ndan çok net olarak gördük ve başka konularda da görüyoruz. O yüzden de Amerikalılar da burada kılı kırk yarmak durumunda kalıyorlar. E, çok basitçe İsrail e, İsrail'in savaş açması, daha doğrusu İsrail'in İran'ı savaşın içine çekmesi yani hemen kabaca denilir ki ya sırada İran var hatta sırada Türkiye var diyenleri de ekleyelim. Ee, i̇şte hani bu kadar basit değil onu demek istiyorum. Evet İsrail bunu istiyor olabilir. Amerika'yı işin içine çekebilir, çekmek istiyor bu net. Ve İran'ı da Amerika'nın işine işin içine girdiği bir savaşta aradan çıkarmaya çok ister. Her, her zaman istemiştir. Ama Amerikalıların da düşünmek zorunda olduğu bir sürü denge var. Bunu da not etmek lazım. Eğer başka türlü olsaydı 40 yıldır, 44 yıldır zaten İran'la uğraşan bir Amerikan yönetimi var. Fırsatını bulduğu anda bunu da yapardı ama yapamadığına göre düşünmek zorunda olduğu çok şey var demektir. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Bugün yarın deniliyor. Bu olabilir de olmayabilir de. Ben bu videoyu çekerken de bir takım gelişmeler olabilir. Her şeye açık sürprizin çok olabileceği bir dönemden geçiyoruz. Dediğim gibi izleyeceğiz ve göreceğiz birlikte. Ee, şimdilik sözlerimi burada noktalıyorum. Ee, bana eşlik eden, izleyen, yorum yazan, e, mesaj gönderen, paylaşan, abone olan ve katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.